yiyip ya da kemik suyunu pilava dökmeyeceksiniz. Tek başına böyle içecek gibi limonlu kemik suyunu içtiğiniz zaman da işte o gene cildinizi nemlendiriyor hmm. olarak çalışacak. Kemiklerimizi herhalde koruyor değil mi? E, e, şöyle söyleyeyim Bağırsaklar, cilt, hmm. kemik yani bütün sisteme, eklemlere falan hmm. hani basit ev tipi diye söyleyeceğim. Hmm. O kemik suyunun jöleli kısmı vardır ya e, evet, şey yapan, evet, evet. Onu hatta sürede bilirsiniz. Eee hmm. Sarımsak dediniz hocam, sarımsak hmm. birazcık daha üzerine vurgu yapalım isterseniz. Şimdi sarımsak hakkında hani herkes biliyor iyi oldun da, evet. aslında altındaki şeyi çok bilmiyoruz. Şimdi bu sarımsağın içindeki maddelerin bir bir sürü fanfinli ismiyle vitamini var. Evet. Halbuki özü onun içindeki şey. Sarımsağı gövdeye koyuyorsun bir. Damar mı e, problemi var kocanın hmm. yavaş yavaş düzeliyor. Tansiyon mu yavaş yavaş düzeliyor. Hani sarımsaklı yoğurtla uykuya geçiriz ya uykusuzluk evet. mu oraya doğru gidiyor. Hatta bu sarımsak soğan işi e, vitamin D'ye kadar bağlanıyor. Çünkü yeterince sarımsak soğan brokoli grubu gibi bu bahsettiğim yiyecekler yoksa böyle güneşin altında dursan bile Dile. vücudun ondan vitamin D yapamıyor. Hmm. Yani onun için, onun için de sülfür, sistemin öyle bir teknik laflar var. Biyokimyası karışık ama bilmemiz gereken yani tabi buradaki her şey hakkında ben bir program konuşabilirim. Tabii ki doğru. Önemli olan evet. onların bitki olması ve doğal olması. Ama hani sarımsak çok bizim kullandığımız bir mutfaktaki ürün. Hı hı. Yani akla gelmesi yani lazım. Yani her yemeğimize mutlaka koyuyoruz ya soğanımızı, sarımsağımızı. Evet ama pişirmeden... mesela haşlayıp yutadabilirsin onu vitamin gibi.